Değerli belediye meclisi arkadaşlarım, ekranları başlarında bizi izleyen çok kıymetli Beşiktaş hemşehrilerimize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 2. toplantı yılı 2021 yılı Şubat ayına 01.02.2021 tarihli 1. birleşimini açıyorum. Gündemimize geçmeden önce birkaç konuyla ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Ondan sonra diğer arkadaşlarımız da gündem dışı konuşmalarını yapabilirler. Öncelikle biz Beşiktaş'ta göreve gelirken katılımcı bir anlayışla Beşiktaş'ı yöneteceğimize dair söz vermiştik. Ve bu sözümüzün gereği olarak önce ilçemizin mahallelerinde, mahalle parklarında açık mikrofon etkinlikleri yaptık. Mikrofonları vatandaşlarımıza verdik ve onların her türlü talebini, önerisini ve şikayetini, eleştirisini dinledik. Ve çözümler üretmeye çalıştık. Akabinde halk toplantıları yapmaya başladık ve her perşembe mahalle mahalle vatandaşlarımızı belediyemizde ağırladık ve onların sorunlarını dinledik ve çözümler üretmeye çalıştık. Ama hepimizin çok yakından bildiği üzere ve sıkıntısını hep birlikte yaşadığımız pandemi süreci bu katılımcılık anlayışımızı bir anlamda kesintiye uğrattı. Ve biz de bu katılımcı yönetim anlayışımız kesintiye uğramasın diye sana çözüm hareketini başlattık. Ve bu belediye meclisimizde Beşiktaş'ta bulunan bütün hanelere, bütün esnaflarımıza, bütün kamu kurumlarına gireceğimize dair söz verdik ve 65 iş günü içerisinde sağ çözüm hareketi ve buradaki arkadaşlarımız çoğuna kendimin de katılacağı şekilde bu çalışmalarımızı tamamladık ve Beşiktaş'ta toplam hane sayısını verimi ziyaret edilen hane sayısı 93.540. Yani Beşiktaş'ta 93.540 haneye girildi. Vatandaşlarımızın sorunları, talepleri, önerileri, şikayetleri dinlendi. Ve bunun üzerine biliyorsunuz bu pandemi sürecinin yarattığı ekonomik kriz ve onun olumsuz etkilerini hep beraber gidermeye çalışacağız ve bunlarla ilgili toplantılar yapacağız. Şöyle ifade edeyim. Şu ana kadar 93.540 hane ve 10.816 iş yeri ziyaret edildi. Toplam ziyaret noktamız 104.356. Yani 104.356 haneye sağ çözüm hareketi girmeyi başardı ve bu arkadaşlarımıza, bu emekçi arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Belediye bürokratlarına, bu çalışmaya destek veren herkese. Buradaki amacımız öncelikle tabii ki bütün hanelere, bütün esnaflarımıza maske ve dezenfektan bırakıldı. Onun dışında göreve geldiğimiz günden bugüne neler yaptık, neleri planladık, neleri hayata geçirdik, neleri planlıyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş'ta neyi yaptı ve neyi planlıyor? Bunun içinde bulunduğu bir kitapçı vatandaşlarımıza ulaştırdık. Onun dışında 3 ayda bir çıkardığımız bir dergi, kötü dergimiz var. Onu vatandaşımıza ulaştırdık. Ama asıl olan bütün vatandaşlarımızla anket gerçekleştirdik. Tabii yapmak isteyen vatandaşlarımız da bizim bu hanelere girerken pandemi koşullarından dolayı tabii kapısını açmak istemeyen, görüşme yapmak istemeyen vatandaşlarımız da bir hayli fazlaydı. Ya da bazı siteler sadece site yönetimlerine bırakılacak şekilde izin verdiler oralara girmemize. Ama onun dışında bütün alanlarda bu anketlerimizi gerçekleştirdik ve veriyi güncelledik. Biliyoruz ki pandemi birçok noktada olduğu gibi ekonomik anlamda da bir sürü insana sıkıntı verdi. Bunun etkileri de hepiniz günlük hayatınızda yaşıyorsunuzdur. Buradan biz hangi veriyi güncelledik? Bir sürü veri güncelledik ama asıl olan ihtiyaç sahibi aile sayısı. Beşiktaş biliyorsunuz normalde bilindiği üzere gelir seviyesi üst seviyede olan insanlardan oluşuyor diyebilirim ama Beşiktaş aslında orta gelir seviyesine sahip bir yer. Bu anket sonucu da aslında bunu bir nevi doğrulatmış oluyor. Biz göreve gelirken kaymakamlıktaki ihtiyaç sahibi aile sayısı 118 olarak görünüyordu hane sayısı ve belediyemizdeki veri de aşağı yukarı aynıydı, yani biraz daha üstündeydi. Şimdi bizim bu çalışma neticesinde ortaya çıkan tabloda ihtiyaç sahibi hane aile sayısı 1226 olarak güncellendi. Yani yaklaşık göreve gelirken elimizdeki rakamın 10 katı bir sayıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir takım önlemler almak bizim için zorunlu. Belki yerel yönetimlerin görev tanımı içerisinde olmayabilir ama
günümüzün şartlarına göre yerel yönetimler birçok konuda olduğu gibi bu konuda mutlaka aksiyon alacaktır, almak zorundadır. Biz neler yaptık? Biz bu belirlediğimiz 1226 haneye halk kartı uygulamamızı başlatıyoruz. Ve kartları dağıtacağız. Onların içinde belli bir kredi miktarı olacak. Hayata geçirdiğimiz, bir önceki mecliste de aslında sunumunu yaptığımız, bütçe konuşmasında da sunumunu yaptığımız halk market ve halk mağazayı hazırladık. Bütün süreçleri tamamlandı. Şu anda açılışa hazır. Dolayısıyla vatandaşlarımız ellerindeki halk kartlarıyla beraber buraya gelecekler. Hangi şeye ihtiyaçları varsa, hangi malzemeye ihtiyaçları varsa onu alıp oradan temin edebilecekler. Ne var orada? Orada sağlıklı gıdaya ulaşabilecekler, tekstil ürünlerine ulaşabilecekler, mobilyaya ulaşabilecekler. Aynı zamanda bir aşevi kurduk. Bu aşevi de tabii günlük bu bizim yaşadığımız aslında sürecin bir zorunlu olarak karşımızda duruyor. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak göreve geldiğimizde yaklaşık günde 1000 kişiye sıcak yemek hizmeti veriyorduk. Ama bu pandemi koşulları bu süreçte sıkıntıya uğrattı ve biz orada aşevimizde günlük 7500 kişiye yemek verecek özellikle bir yapı hazırladık ve onu da vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Tabii biz bu evlere giderken, sağ çözüm hareketimiz bu evlere gidip bu çalışmaları yaparken iki tane sorun tanımlamıştık. Başta da ifade ettiğim üzere seçim çalışmalarında da bu sorunlardan bahsediyordum. Bizim iki tane temel problemimiz var. Bir, kronik sorunlar var ama bir de ufak tefek gibi görünen ama bizim günlük hayatımızı zorlaştıran sorunlarımız var. Kronik sorunlarla ilgili altyapı meselesi bizim önceliğimizdi. Altyapı biliyorsunuz Beşiktaş'ın birçok noktasında kentin eğiminden kaynaklı dezavantajlı durumlar oluşuyordu. Beşiktaş bunun sıkıntısını oldukça yaşıyordu ve İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle beraber bu altyapı sorununu giderdik. Yani ana vurguyu oluşturduk. Şimdi ara sokaklarda bu çalışmanın bağlantılarını oluşturuyoruz ve bir zaman sonra Beşiktaş'ta altyapı sorunu İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle beraber oradan kaldırmış olacağız. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na da Beşiktaş'ı öncelediği ve bu kronik sorunu çözdüğü için tekrar burada sizlerin huzurunda ve tüm komşularımızın huzurunda teşekkür etmek istiyorum. İkinci sorunumuz kentsel dönüşüm sorunuydu. Yine o kronik sorunlar başlığı altında. Bununla da ilgili geçen meclisimizde Balmucu Dikiltaş plan notlarımızı hazırladık ve sunduk. Beşiktaş Belediye Meclisimizden geçti. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin gündemine taşıyacağız. Orada da Beşiktaş'ın bütün unsurları, bütün siyasi partileriyle, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla bunu savunarak orada İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizden de geçirilmesini sağlayacağız. Ve vatandaşımızın hak kayıplarını 11 mahallemizde yaşanan o hak kayıplarının ortadan kalkmasını hep birlikte sağlayacağız, sağlamış olacağız. Dolayısıyla bunlar kronik sorunlar. Bunlar gerçekten de bizim sağ çalışmalarında, arkadaşlarımız soru sorduklarında tanımlanan ilk 5 sorun içerisinde bu 2 sorun vardı. Bir tanesini tamamen ortadan kaldırdık. İkincisini de çalışmalarını hep birlikte yapacağız. Süreci de şeffaf olarak takip ediyoruz. Diğer konularla ilgili, park bahçe konularıyla ilgili, parklanma problemleriyle ilgili, yani ufak tefek gibi görünen ama bizim günlük hayatımızı zorlaştıran konularla ilgili, müdürlüklerimize gelen talep sayısı, şöyle ifade edeyim hemen, sayıyı vereyim size. 7379 tane talep vatandaşlarımız tarafından bu saha çözüm hareketine iletilmiş. Biz bu 7379 talebin 6534 tanesini %100 olarak karşılamışız. Yani vatandaş bize, arkadaşlarımız gitmiş, demişler ki Beşiktaş Belediyesi'yle ilgili bir sorununuz, şikayetiniz, talebiniz, öneriniz var mı demiş. 7379 tane talep tanımlanmış bize ve biz bu taleplerin 6534 tanesini karşılamışız. Yani bunun oranı %88'in üstünde bir oran, aslında %88.5'lik bir orandan bahsediyorum. Çözülemeyen sorunlar aslında o birinci başlık altında tanımladığım o kronik sorunlarla ilgili vatandaşların dile getirdikleri işte kentsel dönüşümle ilgili, binalarının dönüşümüyle ilgili bir takım problemler. Tabii biz kentsel dönüşüm başlığını, deprem başlığını çok yoğun olarak duyuyoruz sağdan sokaktan ve onunla da ilgili gerçekten çok ayakları yere basan bir çalışma programını hazırlıyoruz. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm müdürlüğümüzü kurduk. Bir şirket kurduk bununla ilgili. Belediye meclisimiz Sayın Oylum Işık buranın başında ve Beşiktaş'tan gelecek kentsel dönüşüm taleplerini
hem imar komisyonundaki arkadaşlarımız, hem teknik başkan yardımcımız ve ekibi, hem bu şirketteki arkadaşlarımız vatandaşlarla bir araya geliyorlar, taleplerini dinliyorlar, neler yapabiliriz'i hep beraber değerlendiriyorlar ve vatandaşlarımızın haklarını da bir anlamda hukuki olarak güvence altına alıyorlar. Bir garantör olarak bu süreci yönetecek arkadaşlarımız. Aslında ayakları yere basan bir çalışma. Çünkü Beşiktaş'taki bu birinci başlıkta tanımladığım bu kentsel dönüşüm sorunu başlığı altında otoparkların oluşturulması, sosyal donat alanlarının ortaya çıkması, caddelerin genişlemesi, o kentin yarattığı eğimden kaynaklı dezavantajların ortadan kaldırılması tamamıyla bir dönüşüm ama ayakları yere basan, belki de ada bazında toplulaştırma yaparak ortaya koyulacak bir dönüşümden geçiyor. Bunun için belediyenin mutlaka aktif olarak sahada olması gerekiyor. Şöyle bir şey düşünelim, hep beraber hayal edelim. Bir imar adasında bir sürü parsel var ve hepsi ayrı ayrı yaptırmak istiyor binalarını. Hepsini bir arada gerçekleştirdiğimizde bu tanımladığın soruların birçoğuna çözüm bulabiliriz. Belediye kişilerle ayrı ayrı muhatap olduğu için hepsini bir araya getirmek noktasında daha hızlı yol alacaktır. Ve bu sorunları bir nevi biz ortadan kaldırmak için çaba içerisinde olacağız. Yüzde kaçını başarabiliriz, yüzde kaçını gerçekleştirebiliriz bilmiyorum ama vatandaşın belediyeye olan güveni, bizim bu saha çözüm hareketi ve diğer katılımcı anlayışla sahaya sürmüş olduğumuz anlayışımız, güvenimiz, özgüvenimiz ve bunun vatandaşa yansıması noktasında vatandaş kentsel dönüşüm noktasında ve diğer bütün konularda da bizimle birlikte çalışma iradesini mutlaka günün sonunda gerçekleştirecektir. Biz de vatandaşlarımızdan, burada bizleri izleyen Beşiktaşlı komşularımızdan ricamız, bu dönüşüm süreçlerinde Beşiktaş Belediyesi aktif olarak yer alacaktır. O sizin arkadaşlarımız kapıya geldiğinde tanımladığınız otopark sorunu gibi, kentsel dönüşüm sorunu, depremle ilgili kaygılarınız ve bunun gibi birçok kaygının temel çözüm noktası mutlaka bu sistemden geçecektir. Bu konuyla ilgili belediyedeki ilgili arkadaşlarımıza mutlaka gerek sosyal medya üzerinden, gerek çağrı merkezimiz üzerinden, gerekse belediye de gelerek bu sorunları beraberce konuşmaya başlayabiliriz. Bunun da süreci buradan başlamıştır. Buradan ifade etmek istiyorum. Bu katılımcı anlayışımız devam edecek. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Biz yola çıkarken her koşulda, her şartta vatandaşlarımızın yanında olacağımıza dair söz vermiştik. Pandemi süresi boyunca da gördüğünüz üzere Türkiye'de yapılmamış bir uygulamayı hayata geçirip bütün hanelere teker teker girebilen tek belediye olmanın da gururunu yaşıyoruz hep beraber. Bu gurur burada görev yapan bütün belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın, belediyedeki bütün bürokratlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın ve sahada sokakta çalışan gerçekten 7/24 hiçbir şekilde bundan gocunmayan arkadaşlarımızındır. Onun dışında tabii bir sürü kahramanımız var. Covid hastalarımızı arayan psikolog arkadaşlarımız her gün günlük Covid listelerini arayıp vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyorlar. Şimdi biliyorsunuz aşı süreçleri başladı. Aşılar geldikçe yaş skalası da azalmaya başladı ama her aşı olan arkadaş, psikolog arkadaşlarımız arıyorlar ve aşıdan kaynaklı bir sorun var mı yok mu, başka bir şeylere ihtiyaçları var mı yok mu diye de aşılanan arkadaşlarımız da şu anda Beşiktaş Belediyesi'nin psikologları tarafından aranıyor. Dolayısıyla süreci bir adım önden takip etmeye, bir adım önden gitmeye ve önce olmaya gayret gösteriyoruz. Hatırlarsanız pandemi süreci başladığında biz Çin'de bunun ilk yetkileri ortaya çıktığında yine süreci önden takip edip hemen dezenfekte etmeye, belediyemizi bu yeni duruma göre güncellemeye, arkadaşlarımızın çalışma koşullarını oluşturmaya başlamıştık sürecin başında. Şimdi de dediğim gibi bu çalışmayı başarmış olmanın, vatandaşlarımıza ulaşmış olmanın, yanlarında olmanın hak ve gururunu hep beraber yaşıyoruz. Tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bütün komşularımıza teşekkür ediyorum. Tabii ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir sürü konu var. Esnaf arkadaşlarımızın durumları çok iyi değil, iyi görünmüyor. Hepiniz biliyorsunuz, sizler de günlük hayatta esnaflarla bir araya geliyorsunuz. Biz Beşiktaş'ın bütün billboardlarına esnafa sahip çık diye bir duyuruyla ortaya çıktık ve gerçekten de vatandaşımızın, esnafımızın buna ihtiyacı var. Her gün bunlarla ilgili sosyal medyada duyurular yapıyoruz. Her gün o Beşiktaş'ın esnaflarını hikayeleştiriyoruz hem Web TV'de hem de diğer mecralarda, hem dergimizde bunların hikayelerini anlatıyoruz. Bunların bir amacı var. Gerçekten de ileride yani bu pandemi etkisini daha net olarak ortaya gösterdiğinde biz görevimizi yapmış olmanın
bir nevi bu konuda da önce olmanın aslında avantajlarını kullanmak istiyoruz. Şuradan ifade edeyim, bu fırsatı bulmuşken, tabii ki esnaf arkadaşlarımız zor durumda. Ben saha çalışmaların esnaf kısmının bir ayağında zaten beraber başlamıştım biliyorsunuz. Hepinizin bildiği üzere orada bir işte Covid sürecini ben kendim de yaşadım. Ama sonrasında tekrar kaldığımız yerden arkadaşlarımızla devam etmeye başladık. Şubat, Mart, Nisan aylarında bakkalları, kasapları veya o küçük esnafımızı gezerken veresiye defterlerinin boş olduğunu görmüştük. Ama aynı esnaf arkadaşlarımızın şu anda veresiye defterleri dolu. Toptancılara olan borçları birikmiş durumda, artık adım atamaz haldeler. Dolayısıyla Beşiktaş'ta bu farkındalığı yaratmakla ilgili sahada, sokakta olduğumuz ve gördüğümüz için bir adım önden gidiyoruz. Aslında yola çıkarken de esnafın dijitalleşmesiyle de ilgili bir takım programları tasarlamıştık, planlamıştık ama süreç, bu pandemi süreci bizi başka bir noktada tabii tuttu. Dolayısıyla biz bu esnafın dijitalleşmesiyle ilgili bazı adımları o dönem itibariyle ertelemiştik ama görüyoruz ki artık bu dijitalleşmenin esnaf üzerinde de çok fazla olumlu etkisi olacak. Dolayısıyla biz esnafın dijitalleşmesiyle de ilgili gerekli eğitim çalışmalarını esnafımıza ücretsiz olarak vereceğiz ve buradan da onun kampanyasını başlatacağız. Yani her işte olduğu gibi bu konuda da önce olarak bu esnafın dijitalleşmesiyle ilgili ve onların vatandaşa doğrudan ulaşımıyla ilgili bir takım aksaklıkları ortadan kaldırmak bizim görevimiz. Tekrar ifade edeyim, buradan bütün komşularımıza da ifade etmiş olayım. Mahalle esnaflarımızı unutmayalım, onlardan mutlaka alışverişlerimizi yapalım ve alışveriş yaptığınızda göreceksiniz ki biraz konuştuğunuzda onlar da konunun detaylarıyla ilgili sizlere bilgi verecektir. Sonuçta dayanışmayla geçirebileceğimiz bir süreç yaşıyoruz. Tek bir formülü var, dayanışma. Bu dayanışmayı büyüterek hep beraber yola devam edeceğiz. Ben bütün komşularımın, bütün arkadaşlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın bu hassasiyetle çalışacaklarına yürekten inanıyorum ve tekrar bu çalışmaya destek veren sahada, sokakta çalışan bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreç kesintiye uğramayacak. Bu vatandaşlarımıza gitmeye devam edeceğiz. Herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Elimizdeki veri çok kuvvetli bir veri. 7.379 talebin 6.539'unun karşılanması bize başka bir pencere açtı. Dolayısıyla bu çalışma sürekli olarak görev süremiz boyunca da devam edeceğini de buradan ifade etmek istiyorum. Her koşulda vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Eski dönem bu bütün bilgilendirmeleri yaptıktan sonra bu konuların detayıyla ilgili Beşiktaş'taki muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve diğer buradaki akil adam niteliğinde bulunan derneklere, kişilere bu çalışmalarımızla ilgili detay bilgi vereceğiz, toplantılar yapacağız. Hem bugüne kadar neler yaptık, hem bu saha çözüm hareketi bize hangi verilere ulaştırdı, bunlarla da ilgili toplantı yapacağız pandemi kurallarına uygun olarak. Bu farkındalığın herkeste olması gerekiyor. Dediğim gibi yaklaşık 10 katına geçmiş bir ihtiyaç sahibi aile sayısı. Gelen sosyal, zaten bu gelen 7.379 talebin de çok büyük bir oranı sosyal yardım işlerini duyduğumuzla alakalı talepler. Dolayısıyla durumun vahametini ben burada herhalde yeterince anlatmış oldum. Tekrar sizlerin bilgisine sunuyorum. Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Yani çok detay bilgiler var ama detay bilgilerle sizleri boğmak istemiyorum. Yani yaklaşık 2,5 milyon maske dağıtmışız bugüne kadar. Şehirlere dağıtılanı da eklediğimiz zaman 3 milyona yakın bir maskeyi kendimiz dağıttık. Ve bunları şöyle, onu da ifade edeyim, bir maske makinemiz var. Biliyorsunuz pandemi süreci ikinci aşamasına ulaştığında biz bu konuyla ilgili ilk dönemdeki durumu gördüğümüz için ikinci dönem kendi hazırlığımızı yaptık ve bunu bir hizmet alımıyla değil, kendimiz üreterek vatandaşlarımıza ulaştık. O konudaki de bizim vergilerimiz de bizlere yardım ediyorlar diyen bir vatandaş grubumuz da var. Onlara da buradan bu bilgilendirmeyi yapmış olayım. Yanlış bilgileri de ortadan kaldırmış olalım.
Evet. Bu bilgilendirmelerden sonra Şubat ayı ile ilgili Ocak ayındaki kayıplarımızı son meclisimizde söylemiştik. Yine Şubat ayı da bizim büyük gazetecimiz Abdi İpekçi, değerli sanatçılarımız Müzeyyen Senar, Cem Karaca, Barış Manço, edebiyatımızın göz bebeği İnce Mehmet'imiz Yaşar Kemal'i ve iş insanı Vehbi Koç'u kaybettiğimiz ay. Dolayısıyla hepsini buradan saygıyla ve rahmetle anıyorum. Eski dönem belediye meclisimiz Sayın Rıza Çavdar biliyorsunuz hayatını kaybetti. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yine eski dönem Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Cemil Celal Köseda'nın annesi İpek Köseda yine vefat etti bu ay içerisinde. Kendisine sabır diliyorum. Yine parti emekçileri, yani Beşiktaş'ımızın sivil toplum kuruluşlarına, Sivil Özpınar Derneği'nde yine Abdullah Süzgü ve Serdar Taş hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yine Mecidiyeköy Mahalle Muhtarımız, aynı zamanda belediye meclislerimiz Sayın Fahrettin Çınar'ın eniştesi vefat etti. Allah'tan rahmet diliyoruz, kendilerine sabır diliyoruz. Yine Sayın Nazan Moroğlu'nun annesi vefat etti, Muhalla Şenyiğit. Ve eski bebek muhtarımız biliyorsunuz, çok kısa bir zaman önce Cihan Yılma Mahalle Muhtarımızı kaybettik. Şimdi de gerçekten çok eski dönemden beri muhtarlık yapan Sayın Ali Oydar, Ali Aydın onarı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına da sabır diliyorum. Evet arkadaşlar, gündeme geçmeden önce bir bilgilendirmemiz olacak. Sayın Divan Katibi bu bilgilendirmemizi yapsın. Belediyemiz 1. derece başkan yardımcısı kadrosuna Seyfullah Beysüren atanmış bulunmaktadır. Bu nedenle 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesinde belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur hükmü gereğince bilgisine sunulmak üzere yazımızın belediye meclisine havalesini olurlarınızı arz ederim. Teşekkür ediyoruz. 5393 sayılı belediye kanunu 49. maddesine istinaden 1. derece başkan yardımcısı kadrosuna yapılan atamaya ilişkin bilgilendirmemiz yapıldı. Sayın Seyfullah Beysüren'e de görev süresi boyunca başarılar diliyoruz. Gündeme geçmeden önce gündeme ilişkin görüşü olan var mı? Buyurun. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve ekranları başında bizleri izleyen Beşiktaşlı komşularımız. 2021 yılı Şubat ayının ilk meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine COVID-19 salgınının tüm dünyayı ve yurdumuzu etkisi altına aldığı zor günlerdeyiz. Kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Beşiktaş Belediye'miz ve Belediye Başkanımız salgının ortaya çıkmasından itibaren mücadelenin önemli bir parçası olmuş, halkımızın sağlığı ve Beşiktaşlı komşularımızın yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilenmiştir. Bu amaçla oluşturulan Beşiktaş Sağlık Çözüm Ekibi ilçemizdeki tüm haneleri ziyaret ederek maske, dezenfektan, hijyen kiti ve dergilerimizi dağıtmış, vatandaşlarımızdan taleplerini alıp bu talepleri en kısa sürede karşılamışlardır. Ayrıca belediye başkanımız her gün pandemiden en çok etkilenen ve büyük mağduriyet yaşayan ilçemizdeki esnaflarımızı ziyaret etmektedir. Grubumuz adına Beşiktaş halkının ve esnafının her an yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akbolat'a, emek veren tüm belediye birimlerimize ve saha çözüm ekibine teşekkür ederiz. Şubat 1937'de yapılan anayasa değişikliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na
Partimizin de altı oklu simgesi olan altı temel ilke, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, laiklik ve inkılapçılık eklenmiştir. Böylece Türkiye Devleti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan akılcı yol belirlenmiştir. 21 Şubat 1921'lere, Kurtuluş Savaşı yıllarına gidelim ve Türk kadınının kahramanlığını ve fedakarlığını simgeleyen İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşırken kucağındaki yavrusuyla birlikte donarak ölen Şerefe Bacı'yı da bu kürsüden rahmet, minnet ve şükranla analım. Yine 26 Şubat 1961'de kaybettiğimiz Türkiye'nin Aydınlanma Devrimi Projesi Köy Enstitülerinin kurucusu, efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i de yine saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Okullarımızın 15 Şubat'ta açılarak yüz yüze eğitime geçilmesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düşünülmektedir. Biz de okullarda her türlü önlemin alınması, öğretmenlerimizin aşılanması koşuluyla öğrencilerimizin bir yıldır uzak kaldıkları okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmalarını ve başarılarını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Evet, buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyor. Şubat ayı meclis çalışmalarımızda kolaylıklar diliyorum. AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Tüm dünyayı halen etkisi altında tutan koronavirüs salgını nedeniyle tüm hastalarımıza geçmiş olsun. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet dileklerimi iletmek istiyorum. Aşılamanın hızla yapılmaya başlamasıyla yakın zamanda ülkemizi ve dünyada bir rahatlamanın olacağını umuyoruz. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle hem kendimize ve hem de çevreye verdiği zararla sigaranın içenleri bırakmadan içenlerin sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz. 14 Şubat Sevgiler Günü vesilesiyle sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz, aşkla çalışan yorulmaz diyerek sizlerin ve Beşiktaş halkımızın bu özel gününü kutluyoruz. 18 Şubat Regaip Kandili vesilesiyle rağbet edilen, arzulanan, çok lütuf ve ihsanla dolu bu gecenizi şimdiden tebrik ediyoruz. 28 Şubat postmodern darbesinin 24. yıl dönümünde meşru hükümeti deviren, bütün bankalara hortum atan, ayrımcılık, zulüm ve baskılarla dolu bir dönem yaşanmıştır. Bu vesileyle bir kere daha bütün darbeleri lanetliyor, siyasi düşüncesi ne olursa olsun vatan, bayrak ve millet ortak paydasında sımsıkı sarılmalıyız diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Başka gündemde şey konuşmak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun. Arkadaşlar merhaba. Başkanım, demin konuşmanızda esnaflarla ilgili çok güzel konuşmalar yaptınız. Esnaflarınızı bürokratlara astığınızı söylediniz. Ama şöyle bir şey var ki Beşiktaş'taki esnafların yanında çalışan sigortalı arkadaşlara hiçbir yardım yapmadığınızı görüyorum ve duymadım da. Yani ihtiyaç sahiplerine yardım etmeniz gerekiyorsa aslında orada maaşla çalışan ve bu aylardır çalışmayan sigortalı arkadaşlara da yani belediye olarak bir el atmanızı rica ediyorum. İkincisi bir de şundan bahsetmek istiyordum. Demin maskeden bahsettiniz. Evet, bize de getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Ama bunu yapan, kumaşını alan ve diken arkadaşı buraya getirip bir tane örnek göstermek isterdim. Ve bulunan arkadaşların içerisinde de yaptığınız maskelerden bir tane takan meclis üyelerinde yoktur. Yani bunu özellikle dikkat etmenizi rica ederim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hemen bir bilgilendirme yapayım. Bilgi eksikliği var ama ortadan kaldıralım. Biz sahayı gezerken
esnaflarımızla gezerken ben de başlarında olduğum için bir şikayetleri olduğunu, olmadığını soruyorum. Aynı vatandaşlarımızla giden arkadaşlarımız gibi. Aynı hareketi biz de yapıyoruz. Bize iletilen, gittiğimizde benim sorunum var, arkadaşımızın sorunu var, şu kadar arkadaş yanında çalışıyor ve bize sorununu tanımlayan bütün çalışan esnafımızın ve onların yanında çalışan arkadaş, sigortalı arkadaşlarımızın hepsinin bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bununla ilgili verileri de sizlere teslim edebilirim. Arkadaşlar, biz Beşiktaş'ta yaşayan, ikamet eden, burada iş hayatını sürdüren herkesin yanında olacağımıza dair söz verdim. Ve dolayısıyla ben de tabii şunu beklerdim. Yani yaklaşık 93.540 hane gezilmiş, 104.536 noktaya girmiş bir belediyeye, bu kurumun bir belediye meclis üyesi olarak, bir siyasi parti temsilcisi olarak teşekkür etmenizi de beklerdim. Çünkü varsa Türkiye'de başka bir örneği, Türkiye'de başka bir örneği varsa hemen ortaya koyalım, değerlendirmemizi yapalım ama bunu yapabilmiş tek belediyeyiz. İki, maskeleri hepimiz kullanıyoruz arkadaşlar. Belediye meclislerimizin de evet şu anda bir sürü arkadaşımızın kullandığı maskeler bizim belediyemizde üretilmiş maskeler. Bunu sizin talebiniz üzerinden biz getirip 10. Cuma günkü mecliste de gösterebiliriz. Yani nasıl yapıldığını, nasıl imal edildiğini bununla ilgili bilgilendirmeyi de sizlere de yaparız. Çünkü baştan beri söylüyoruz, katılımcı, şeffaf, denetlenebilir bir yönetim anlayışı. Bunun zaten peşindeyiz ve vatandaşlarımızın yanında olacağımıza dair de sözler verdik. Bütün yaptığımız bu çalışmaların tamamı bu ilke ve ilkeler ışığında gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla biz evlere giderken hangi siyasi parti oy vermiş olursa olsun herkesin yanında olduk, herkesin yanına gittik. Bir sokaktaki, bir mahalledeki sorunu çözerken bu sokaktaki vatandaşlarımız hangi siyasi partiye oy vermiyor diye bakmadık. Herkesin yanında olduk ve esnaf noktasında da, maske noktasında da hem arkadaşlarımız kullanıyorlar o maskeyi, hem personelimiz kullanıyor, hem bütün vatandaşlarımız da ben görüyorum gün içerisinde vatandaşlarımız çünkü yolda karşılaşırken benimle söylüyorlar, maskeler için teşekkür ediyorlar. Ve bununla ilgili de dediğim gibi Cuma günü o çalışmayı yaparız. Esnaftan da size ulaşan, bize ulaştırmamış, arkadaşlar varsa mutlaka siz onları da bir belediye meclis üyesi olarak bizlere o talepleri getirin. Bu arkadaşlarımızın da yanında olalım. Başkanım bak, esas ihtiyacı olan esnafların, esnaf arkadaşların yanında çalışan işçiler var. Ben sadece oradaki arkadaşlara ve aylardır çalışmıyorum. Yani onun için ne yaptınız? Bana onu söyleyin. Yani. Ben onu söylüyorum. Esnaf sadece teşekkür edecek miyiz? Yüzlerce arkadaş sahada, sokakta bu çalışmayı 65 iş günü boyunca yapıyor. Yani o arkadaşların emekleri için önce bir teşekkür edelim. Sonra varsa eksiklik, bakın bu uygulamayı Türkiye'de gerçekleştirmiş tek belediye varken, siz de bu kurumun belediye meclis üyesiyken bundan gururlanmanız gerekirken, yani esnaf için, şimdi arkadaşlar o zaman şurada bir siyasi monoloğa mı girelim? O zaman bu ülkeyi Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiyor, bu ülkeyi Beşiktaş Belediyesi yönetmiyor da yerel yönetimler yönetmiyor. Bu partinin, bu ülkenin yöneten merkez bir hükümet var. Onu oluşturan siyasi partiler var. Onların görevde sorumlulukları var. Bakın ben baştan beri siyaset üstü olmaktan bahsediyorum. Burada göreve geldiğim günden itibaren de hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan herkese hizmet vermeye çalışıyorum. Ama şimdi devletin yapması gereken bir takım zorunlulukları, sorumlulukları yapmadıklarında, yani maske dağıtmak bir yerel yönetimin görev ve yetki sorumluluğu içerisindedir, değildir. Ama başka yapılmadığı için biz yapıyoruz. Ama teşekkür etmek varken arkadaşlarımız kullanıyor. Ben size yapmadığınız diye bahsetmiyorum başkanım. Eksikleri söylemekle ben mükellefim. Şimdi hükümet yapmadı diyorsun da hükümet yapıyor. Esnaf için erteleme yapıyor, 6 ay erteleme yapıyor. Yani bunlarda bir şey yok. Ben sadece eleştiriyorum. Yani yanındaki, yani esnafın yanında çalışan arkadaşları da gözetlemenizi ve yanında olmanızı istiyorum. Yani gerçek ihtiyaç sahipleri onlar. Şu anda esnaf. Bu kadar mı? Sevgili meclisimiz. Biz bir düzeltme yapalım lütfen. Rahatsız olma. Şimdi burada biz şunu ifade edeyim. Gerçek ihtiyaç sahibi olan esnaf derken Beşiktaş'ta ikamet eden 182.000 seçmenimizi, vatandaşımızın yaklaşık 1226 hanesi şu anda ihtiyaç sahibi. Gerçek sahibi, gerçek dışı sahibi diye bir şey değil. Bu veri, bu evlere gidilmiş, teker teker sorulmuş, denetimi yapılmış hane sayısı. Dolayısıyla bu bizim önümüzde duruyor. Bizim önceliğimiz, göreve gelirken de söyledik, Beşiktaş'ta yaşayan vatandaşlarımıza Beşiktaş'ta yaşamış olmaktan dolayı bir ayrıcalık yaşatacağız dedik. Neden? Bunu defalarca ifade ettim. Çünkü Beşiktaş'ta yaşayan komşularımız
Buradaki hizmetlerden faydalanamıyorlar. Dışarıdan gelen çok fazla insan olduğu için, burada 1,5-2 milyon günlük nüfusu olduğu için buranın, dolayısıyla bu hizmetlerden faydalanamayan bir sürü insan var. Biz de dedik Beşiktaş'ı önceleyeceğiz. Beşiktaş halkının yanında olacağız. Önce ikamet edelim. Bu 1226 sayısı bizim için çok özel. Bir kere onların bütün sorunlarını gidereceğiz. Yanlarında olacağız. Hiçbir bahane üretmeden, hiç topu taca atmadan, ne istiyorlarsa yanında olacağız. Bütün sorunlarını gidereceğiz. İki, esnaf. Esnafla ilgili bizim yapabileceğimiz işler kısıtlı. Yasalar var. Yasalar çerçevesinde. Biz ülkeyi yönetmiyoruz. Merkezi hükümette de olmadığımız için bizim görev ve yetki sorumluluğumuzda olan belli başlı sınırlamalar var. Biz ne yaptık? Pandemi süresi boyunca işgaliye bedellerini almadık. Kiracısı olduğumuz, kiracımız olan esnaflardan bu süreç boyunca kira almadık. Tamam, biz de destekledik. O arkadaşlarımızı, o arkadaşlarımızdan gelen bütün talepleri, gıda erzak polisi, destek paketi, kira yardımı, fatura yardımı gibi birçok şeyi hem biz hem İstanbul Büyükşehir Belediye'miz bir şekliyle yanlarında oldu. Bir şey yapmaya çalıştı. Fazlası ülkeyi yönetenlerin görevidir. Bizim üzerimizde düşen bir sorumluluk varsa bununla ilgili bize bir denetim yaptığımız, atacağımız adımların hepsi denetimler. Biliyorsunuz, bunu söylememe gerek yok. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla bu konularda önümüzü açması gereken, daha fazla yardım yapmanın koşullarını oluşturması gerekenler devleti yönetenlerdir. Yerel yönetimlere başka bir yetki daha tanımlarlar, bir torba yasa yaparlar, derler ki sizin gelirlerinizi arttırıyoruz. Bu sosyal yardımlarla ilgili size ek ödenekler çıkartıyoruz. Biliyorsunuz son dönemde İller Bankası'ndan gelen paylarımız, biliyorsunuz bu pandemi süresi boyunca herkes sorun yaşıyor, herkes sıkıntı yapıyor. Esnaf yaşadığı gibi yerel yönetimler de bu yardımları yaparken sorun yaşıyor. %25 olanları %50'ye, %40 olanları kesintiler de %50'ye çıkartıldı. Bu pandemi süresi boyunca. Kim yaptı bunu? Bunu yapanlar ülke yönetenler. Biz diyoruz ki bırakalım bu işleri. Biz vatandaşımızın yanında olalım. Elimizden ne geliyorsa. Tanımlamışız, teker teker ziyaret etmişiz, teker teker dinlemişiz, sorunlarını dinlemişiz. Yanında olalım. Siyaset üstü bakalım bir şey. Siyaseti karıştırmayalım. Siyaset o yüzden yaptığımız şeyi, bakın yaptığımız şeyi başkanım, çok doğru görmemiz şimdi, ve bak, doğru ifade etmemiz gerekiyor. Ziyaret ettiğiniz vatandaşlarını adım adım iktidara diyor. Yani siyaset karışıyor zaten. Siyaset yazıyor. Dağıtmış olduğunuz torbaların üzerinde ve yazıyor. Ne yazıyor? Dergilerin üstünde yazıyor. Hayır, aklımız fikrimiz Beşiktaş yazıyor. Hayır. Ben size isterseniz Cuma günü getireyim başkanım. Onu bir siyasi parti, arkadaşlar siz de bir siyasi parti. Hayır başkanım, dağıttığınız torbada bende var ki ben Cuma günü size takdim edeyim isterseniz. Arkadaşlar, Beşiktaş Belediyesi'nin dağıtmış olduğu torbalarda olanları buradan tekrar bütün vatandaşlarımız biliyor. Çünkü herkes evine ulaştı, onlar da zaten şu anda dinliyorlar bizi. Bir, bizim aklımız fikrimiz Beşiktaş yazan bir kitapçığımız var. Onun içerisinde de Beşiktaş Belediyesi'nin görev süresi boyunca Beşiktaş'ta vermiş olduğu hizmetler, planladıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte planladığımız ve yaptığımız işler yazıyor. İki, bizim 3 aydır bir çıkardığımız kent kültürü dergimiz var. 3, maske var. 4, dezenfektan var. 5, anket formumuz var. Anket yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz o sizin bahsettiğiniz, ifade ettiğiniz şeyi zannedersem Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, parti yöneticileri 2. yüzyıla çağrı beyannamesi olarak evlere dağıtıyorlar. Onun Beşiktaş Belediyesi'yle bir ilgisi yok. Onun partileri, siz nasıl, işte her siyasi partinin bir parti yapılanması varsa, onda bizim partideki arkadaşlarımız, ilçe yöneticilerimiz, mahalle yöneticilerimiz bu çalışmayı yapıyorlar. Ama onun Beşiktaş Belediyesi'yle ilişkilendirmeye gerek yok. Bakın arkadaşlar, bir şeyi çok net ifade etmek gerekiyor. Ülke bir uçurma doğru gidiyor. Sahaya çıktığında, bakın siz de esnafın yanında çalışan insanların sorunundan bahsettiniz. Ne güzel. Demek ki sorunu görüyoruz hep beraber. Bu sorunla ilgili herkesin görev ve yetki sınırları içerisinde yapabileceği bütün ne varsa hepimiz taşı değil, elimizi değil, gövdemizi o taşın altına sokalım hep beraber. Deyin ki şurada eksik var, deyin ki burada eksik var. Başkanım şunu da yapsak daha iyi olabilir, bunu da yapsak daha iyi olabilir. Bu komşumuzun da ihtiyacı var. Ben size bir tane örnek vereyim. Sadece bir tane örnek. Bu saha çözüm hareketinin nasıl başladığını burada anlatmak istiyorum. Biz pandemi süreci başladığında mahallelere bize çağrı merkezinden, bizden talep eden, destek paketi talep eden arkadaşlarımızın, komşularımızın evlerine gittik. O da destek paketlerini verdik. Birkaç çalışmasına ben kendim de bizzat eşlik ettim. Orada gördüm ki bugüne kadar hiç
yetkili mercileri aramamış. Yani kaymakamlığı, belediye ya da diğer kurumları aramamış. Ama pandemi koşullarından dolayı artık ihtiyaç sahibi aile konumuna düşmüş bir sürü vatandaşımızın olduğunu gördük. Neden, nasıl gördük? Sokağa çıkma yasağı vardı ve komşularımız sokağa indiler. Benimle konuşurken dediler ki başkanım benim ihtiyacım yok ama şu komşumuzun ihtiyacı var, öbür komşumuzun ihtiyacı var. Gördüm ki süreç başka bir noktaya doğru gidiyor. Veriyi güncellemek gerekir dedik kendi kendimize, çalışma arkadaşlarımızla beraber. Neden? Bizim elimizdeki rakamlar doğru değil dedik. Nitekim gördük ki yola çıkarken elimizde olan resmi kurumlarındaki, kamu kurumlarındaki rakamların 10 katı bir rakamla karşı karşıyayız bugün. Bunların hepsinin tespitini sizlere de teslim edebiliyoruz, sizler de görebilirsiniz. Dolayısıyla zaten hani yapılması gereken ne başlık var eksikliğimizi söyleyin. Deyin ki yasa şu başkanım, belediyeler kanunu budur, siz bu kanun içerisinde esnafa şunu yapabilirsiniz. Bu denetime tabi değildir. Varsa bilmediğimiz, eksik olduğumuz bir şey ben o eleştiriyor, ben başıma koyarım. Sizinle beraber oturup planlarız, yasalar çerçevesinde o yardımı nasıl yapabiliriz, hep beraber konuşabiliriz. Ama tekrar ifade ediyorum, Türkiye'de tek belediye bu işi yapabildi. Bu pandemi süresi boyunca bütün komşuların ayağına gitti, kapılarını çaldı, dertlerini, sorunlarını, eleştirilerini, önerilerini dinledi. Yani eleştiri de yapan arkadaşlarımız oldu, kızan arkadaşlarımız da oldu, eksik bulduğunu söyleyen bir sürü vatandaşımız oldu. Ama biz bir şekilde o vatandaşlarımızın sorunlarının yanında olduk. Çünkü yanında olacağımıza dair söz verdik. Size ben ricam, biz genel siyasetten bile ayrışalım. Biz Beşiktaş'ta gerçekten bütün komşularımızın yanında olalım. Varsa yapabileceğimiz bir şey birbirimize uyaralım. Tekrar ifade ediyorum. Eleştiri şudur. Dersiniz ki, başkanım, biz bu çalışmayı gördük. Bütün arkadaşlarımız evlerine gidildi, bizimlerin sorunları dinlendi, siz çözüm ürettiniz. Ama şunu da yapabiliriz, esnaf zor durumda, esnafın çalışanları, yanlarında çalışan sigortalı arkadaşlar çok zor durumda. Onların da bir şekliyle bu yardımlardan faydalanabilmesi için belediyemiz şu kanun sınırları içerisinde şu yardımları yapabilirim. Ben çok saygı duyarım ve beraber bunun altyapısını da hazırlamaya varım. Beraberce bu işi hemen düzenleyelim ve eksik bıraktığımız ne varsa hemen onların yanında olalım. Böyle olduğunda bugüne kadarki ahenk bozulmamış olur ve biz gerçekten bu birlikteliği, beraberliği sağlamış oluruz. Niye lazım bu birliktelik, beraberlik? Yarın biz deprem konusunda, biliyorsunuz Beşiktaş'ın yapı stoku çok eski, deprem konusuyla da ilgili siyaset üstü davranacağız. Yani herkesi bir araya getireceğiz, toplantılar yapacağız ve büyükşehirde sizlerle beraber, bütün buradaki siyasi partilerle beraber vatandaşların hak mahrumiyetlerini engelleyeceğiz. Mülkiyet haklarını koruyacağız. Yeniden dönüşümlerini sağlamak için sizlerle kol kola bu çalışmayı yapacağız. Siyaset üstü bakamazsak, aynı pandemide olduğu gibi, siyaset üstü bakamazsak, orası da siyasete evrilirse, yani orada da işin içine siyaset girerse, aman Beşiktaş'ta dönüşüm olmasın, aman Beşiktaş'ta lan çok fazla gibi bir takım şeyler bizim önümüze gelir. Orada da siyasi bir çekişmeye dönülürse, oralardan Beşiktaş'ın plan notlarıyla ilgili konuyu geçiremezsek, burada olan yine vatandaş olacak. O yüzden bu siyaset üstü olma konusunu, burada bir arada olma konusunu mutlaka beraberce değerlendirelim. Pandemiyi de, pandeminin koşullarını da, yapacaklarımızı da önce yapacakları görüp takdir edip, ondan sonra üzerine neyi koyabiliriz de her konuda burada bir alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Bu alışkanlık hali de hepimizin görevi. Dağıttığımız paketler, dağıttığımız şeyler bunlardır arkadaşlar. Hem belediye meclis üyelerimizin hem de ekranların başlarında bizleri izleyen bütün vatandaşlarımızın da bunları görmesini istiyorum. Tekrar ifade edeyim. Başta da söyledim, uzun uzun anlattım. Dezenfektan, kolonya arkadaşlar. Bir yerinde adım adım iktidara yazıyor mu başkanım? Covid-19'u yeneceğiz, birlikte iyileşeceğiz yazıyor arkadaşlar. Yine tek kullanımlık, arkadaşlar, tek kullanımlık 25 adet maskemiz. Bir tanesi burada. Değişmiş başkanım. Yani çok çabuk, çok çabuk üretemiyor. Öyle bir şey konuşuyoruz ya. Bu bahsettiğim 3 ayda bir çıkardığımız kent kültürü dergimiz ve vatandaşlarımızın gerçekten onayına sunduğumuz,
gerekli eklemeleri yaptıklarında onları da mutlaka sürecin içine dahil ettiğimiz bir dergi. Mutlaka herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Pandemi süresinde de vatandaşlarımız evdeyken okuyorlar. Bana bunlarla ilgili yorumlarını gerçekten hem sosyal medyadan hem de WhatsApp üzerinden iletiyorlar. Bu da aklımız, fikrimiz Beşiktaş. Burada da birlikte beşiktaş.com.tr ne mutlu Beşiktaş var. Adım adım iktidara diye bir şey yok. Burada da işte bahsettiğim gibi yaptığımız işler detaylı olarak burada bulunuyor. Bu da yine aklımız, fikrimiz Ulus Mahallesi. Yani hangi mahalledeysek o mahallede neler yaptığımızı da özelinde çok detaylı olarak anlattığımız broşürümüz. Yani burada da Ulus Mahallesi ile ilgili neler yapmışız, hangi sokakta hangi işlemi yapmışız, hangi sosyal yardımcılar müdürlüğümüz hangi hizmeti yapmış, bununla ilgili de çok detaylı bir çalışma. Bu da dezenfektanımız, el dezenfektanımız. Burada da COVID-19'u yeneceğiz, birlikte iyileşeceğiz. Şeye döndük, yani o eski bir şeyler senin fişi var ya. Şey yapıyoruz, tıraş bıçağı satarken. Dolayısıyla arkadaşlar, yani çok şeffaf bir süreci sizlerle hep beraber paylaşıyoruz. Ben siyaset üstü olma konusunda çok netim, çok net davranmaya devam edeceğim. Pandemi, kentsel dönüşüm, deprem, vatandaşın sağlığı noktasında, vatandaşın güvenliği noktasında, mülkiyet hakkı konusunda hepimizin siyaset üstü davranması bir zorunluluktur, bir gerekliliktir. Dolayısıyla ben yapılan hizmetleri herkes için yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımız yapıyor. Arkadaşlarımız çok ciddi bir çaba içerisindeler. Sizlerin de bağlı bulunduğunuz siyasi parti adına, grubu adına, bu çalışan arkadaşlarımızın, en azından bu evlere giden arkadaşlarımıza emekleri için bir teşekkürü mutlaka etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Sizlerin bugüne kadarki olumlu, bizimle biz iş yaparken gerçekten bugüne kadar süreçleri hep olumlu götürdük burada beraber, sizlerle beraber. Bu süreçte de yapılan işi mutlaka aynı değerlendirmenizi istiyorum. Bu da benim çalışma arkadaşlarım adına, onların emekleri adına en azından söylememiz zorunlu olan bir durumdur. Teşekkür ediyorum. Bravo başkanım. Şimdi arkadaşlar, şimdi gündeme geçmeden ilk görüşleri dinledik. Evet. Şimdi meclise katılmayanların izinli olmasını arkadaşlar, gündem dışında konuşmak istiyorsanız. Yine aynı konuyu bence devam ettirmeyelim. Bu konuyla ilgili gerekli bütün aslında materyalleri ortaya koyduk. Çünkü cevap hakkı doğuracaktır. Burada gerekli konuşmayı yaptık. Maske konusunda Türkiye'de ilgi gerçekleştirdiniz. AK Partili arkadaşıma şunu söylemek isterim. Covid döneminin başında maskeyi dağıtamayan bir Türkiye vardı. Evet. Gerçekten eczanelerle yapmak istediler, yapamadılar, başaramadılar. Gönderilen maskelerin de ne olduğu belliydi. Arkadaşı o konuda uyarmak istiyorum. Bakın, 10.816 esnafa gidilmiş. Ben esnaf komisyon başkanı olarak sesini duyuyorum. Sağ olun. Evet. Yani bu konuda Türkiye'de bir ilk gerçekleri 10.816 esnafa gidilmiş. Ben esnafla sürekli geziyorum. Esnaf, halk aç, susuz, perişan. Ve inanın bizim aş evimizde birçok esnafa da ve bir takım yerlere burada söylemek istemiyorum ama yardımlar ve gıdalar da gidiyor. Bu konuda kendisi de aynı komisyonda olduğum arkadaşımın da dediğiniz gibi bunu takdir etmesi lazım. Siz o dönemde çalıştınız, beraberdik ve siz de hastalandınız. Hastalanan onlarca arkadaşımız oldu. Yani Beşiktaş'a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu COVID sürecinde Türkiye örnek alınacak hizmetinden ötürü bir teşekkürü hak ettiğini ben düşünüyorum. Gerçekten büyük bir hizmet ettiniz. Ben meclis üyesi arkadaşlarım ve esnaf adına, esnaf komisyon başkanı olarak sizlere çok çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Gündemdeki konulara ilişkin teklif oyladık mı? Meclise katılmayanlar izinli sayılmasına oy lazım sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemdeki konulara ilişkin teklif yazıları meclisimiz öncesinde sizlere dağıtıldı. Bu nedenle teklif yazılarının tekrar okunmasına gerek olmadığını, dolayısıyla gündem maddelerini okumanın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu nedenle teklif yazılarının okunduğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemin birinci maddesine geçiyorum. Sayın Divan Kağıtımız buyurun. WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin 1. fıkrasının G bendine istinaden işbirliği protokolü imzalamak üzere Başkanlık Bakanlığı'na yetki verilmesi. Evet, görüşü olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak
Hukuk Komisyonu, Çevre, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Evet, gündemin birinci maddesi okundu. Şimdi Hukuk Komisyonu, Çevre, Trafik ve Ulaşım Komisyonu, Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu'na havalesini oranda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci maddeye geçelim. Mülkiyeti belediyemize ait olan Dikilitaş Mahallesi 1444 ada 2, 3 ve 4 sayılı parseller üzerinde gerçekleştirilecek projeyle ilgili olarak 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin G bendine istinaden belediyemize yapılacak şartlı bağışın görüşülmesi ve bu konuda protokol imzalamak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi. Evet, görüş alan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Hukuk Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü maddesine geçelim. Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi 1444 ada 2, 3 ve 4 sayılı parsellere ait UİP-38191 pinnoğlu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği. Evet, görüşü olan var mı? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İmar Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Önce maddeye geçiyoruz. Belediyemiz mülkiyetinde veya hükümet tasarrufunda bulunan kafeteryalar ile bazı taşınmazı kira bedellerinin 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının iyi bendine istinaden Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi Ticaret AŞ'ye sermaye artışı olarak verilmesi. Evet, görüş alan var. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oranınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 5. maddesine geçiyoruz. Belediyemiz mülkiyetinde veya hükümet tasarrufu altında bulunan reklam panoları, dijital bilgilendirme, reklam ve tanıtım ekranları ile belirlenen ATM alanlarının kira bedellerinin 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının iyi bendine istinaden Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ sermaye artışı olarak verilmesi. Evet, görüş alalım. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, bilmiyorum son maddesine geçelim. 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının D bendi ile 68. maddesine istinaden İller Bankası'nın kıdem ihbar tazminatı kredisine başvurmak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi. Evet, görüş olanlar. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar. Gündem maddelerimizi tamamladık. Bu yine Şubat ayı içerisinde biliyorsunuz 13 Şubat'ta 3 aylar başlıyor. Tüm İslam aleminin mübarek 3 aylarını kutluyoruz. İnşallah dünyamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bir daha böyle saldırılarla da karşı karşıya kalmayız. Yine 9 Şubat'ta Hızır Orucu olarak bilinen Alevi vatandaşlarımızın orucu var. Oruç günlerinin bu zoru kolay etmesi açısından bir vesile olacağını umuyorum, düşünüyorum ve bu Hızır oruçlarını oruç tutan bütün vatandaşlarımızın tuttukları oruçların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Yine regaib kandilimiz 18 Şubat'ta tüm vatandaşlarımızın regaib kandilini tutuyoruz. Yine Musevi vatandaşlarımızın 26 Şubat'ta Purim bayramı, tüm Musevi komşularımızın da Purim bayramını kutluyorum. Başka gündem maddesi bulunmadığından birinci bileşimi kapatıyoruz. Bir sonraki bileşim 5 Şubat 2021 Cuma günü saat 11:30'da yapılacaktır. Herkese teşekkür ediyorum.